Agalarım, herkese selamlar. 4 ve 5 Haziran 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem idealleri yüksek oranlarıyla bahsedeceğim. Öncelikle ama girişi biraz dinlemenizi istiyorum. Ben buradan neye göre aldım ondan bahsedeceğim biraz. Aga bugün mesela maçlar vardı. Kimlerin maçı vardı? İskoçya'nın maçı vardı. Nasıl kadro çıktı? Neredeyse tam kadro çıktı. %90. Hırvatistan'ın maçı vardı. Nasıl çekti? %90 tam kadro çıktı. Euro 2024'de giden takımlar özellikle ilk maçlarında yani en azından takımı görmek istiyorlar. Bu yüzden az kadro ile çıkılıyor. Hatta İngiltere'nin kadroya baktım. Almanya'nın kadroya baktım. Almanya %80, İngiltere %70 az kadroyla çıktı. Bu kadroları biliyorum. İddiası olan takımlar var, hazırlanan takımlar var, seyirci desteği var. Bunları baz alarak da değerlendireceğim. Hazırlık maçları olduğu için patlama ihtimalleri de var. Ona göre değerlendirme yaparsanız sevinirim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skor yarışmamız var. Yarın oynanacak İtalya Türkiye. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bir diğer gün oynanacak da Danimarka İsveç. Maç skorları ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilenler arasından Özellikle iki kişi, iki kişi Türkiye maçından, iki kişi Danimarka maçından gruplarımıza misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz Real Madrid maç konu bilen kazananlar da Fatih Çalış, Davut Abadis'in arkadaşlarımızdır. Benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirler. Özellikle Haziran ayı gruplarına gelmek isteyenler veya bizlere destek olmak isteyen vesaire sorusu olan herkesle veya sohbet etmek isteyen arkadaşlar da benimle WhatsApp hattından doğrudan iletişime geçebilirler. Hem sol tarafta numarası var hem de ekranda 0534 446 5989 isimli numaraya mesaj atabilirsiniz. Aga Olur. rekor değer miyiz? Bu dönemin rekoru geldi diyebiliriz özellikle. Cumartesi yüksek mislilerimizi göstermek istiyorum. Real Madrid'in ben burada kupayı almasını bekliyordum. Hatta dedim ki yasalla bunu açmamışlar. Doğrudan Matsun 2 yapıp biraz daha misli güzel düşe, düşebilirsiniz dedim. 5000 bin misli civarında aldım ben. Geldi. Avrupa kombinimiz vardı. Malmö maçına 1.5 üst, Sirius maçına 1.5 üst. Real Madrid'in çifte şansı. 1.58 gibi olandan 3000 misli bunu aldık mı aga? Aldık. Cumartesi paraya koyduk mu? Koyduk. Pazara baktığımız zaman da pazarda 2 adet mislim vardı. Molde Viking maçına 2.5 üst aldım. 1200 misli. Karşıyaka'nın Odol Efes maçına da Karşıyaka'nın atacağı 84 sayıyı aldım. 1500 misli. Bunu da değerlendirdik. değerlendirenleri de. bereketli olsun. Bu da içeride maga. Pazar günü de koyduk. Geçtim. Solda gördüğünüz pazarın ana kombinesi, sağda gördüğünüz cumartesinin ana kombinleri. Cumartesi ve pazar vermiş olduğumuz ana kombinler içeri geldi mi? Geldi. Para altında kaldık tabiri ha, ca caizse. Her türlü verdiğimiz kombineler geldi. Sadece ana kombineler değil, ekstra vermiş olduğumuz kombineler de zaten gelmeye devam etti. Dün mesela basketbol kombinesi vardı, geldi. Sağda gördüğünüz İspanya 2 kombinesi, Gijon maçı ile İspanyol maçı geldi. Dün toplamda 6 tane kombine, 7 kombine mi ne verdik? 6 tanesi içeride. Öyle güzel bir gündü. Kazan sağlayan tüm dostlarımıza bereketli olsun. Canlı olarak da nasıl ilerliyoruz aga? Canlı olarak bugün mesela var dedim ki kadrolar güzel çıkıyor yazdım. Cebeli Tarık İskoçya maçı ilk yarı bitti dedim ki deplasman 1.5 al aga kenara çekil. Nesini açmamış Avrupa altın dedim özellikle. Hırvatistan maçı başlıyordu. Değerlendirdik dedim ki oran beklerken Hırvatistan Frikik'ten gol attı. İzledik zaten dedim ki ilk yarı bir buçuk üst alalım Hırvatistan'a. Çok güzel e, İskoç iki gol attı. ilk yerden bir buçuk üstte geldi. Hatta dedim ki Aga yarına video istiyoruz mu ona göre çekeceğim dedim. Sizlerden de bu noktada Aga destek bekliyorum. Beğeni ve yorum desteğinizi bekliyorum Aga herkesten bilginize. Dediğim gibi beğeni yorum destekleri bizler için önemli. Geldiyse başlayalım. İlk mücadele Slovenya, Ermenistan mücadelesi. Slovenya 2024'te arkadaşlar, Euro 2024'te ve özellikle son dönemde yükselen milli takımlardan bir tanesi. Onu geçti. Hücum hattında Şopar ve Sesko var. Özellikle Sesko hakkında bu hafta haberleri gördüyseniz bilmiyorum ama Arsenal iddiası var. Yani Euro 2024'te oyuncuların kaderini belirleyecek. O yüzden burada Slovenya'da Sesko hücum hattında da güzel iş yapar gibi düşünüyorum. Ben burada Slovenya tarafındayım. Maçta da Slovenya'da oynanacak. Ermenistan herhangi bir iddiası var mı aga? yok. Slovenya tarafında olduğumuz için Avrupacılar doğrudan Matsun'u bir yapsın. Biraz da oran almak isteyenler varsa bakın Matsun'u 1 buçuk üst açmamışlar. Açarlarsa değerlendirin. Benim skor beklentim burada dediğim gibi 2-0. 2-1 ayarında Slovenya'nın galibiyeti. Matsun'u bir Avrupa'da güzel akar. Matsun'u bir buçuk üst yarın açabilirler. Şu an iki buçuktan başlatmışlar. Onun dışında ilk yerden gelecek olan bir Slovenya golü. Açmışlar mı? Açmışlar. Onun da oranı 1.42. Yani kısaca alacağımız tercihler burada Slovenya tarafında olsun Aga. Portekiz Finlandiya mücadelesi. Bu maçta Portekiz neredeyse tam kadro. Ronaldo bugün sahilden fotoğraf attı. Ronaldo'yu da sosyal medyadan. Ronaldo'nun kanalı var. Oradan görmüşsenizdir. Takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Ben burada Portekiz tarafındayım. Portekiz oranı açmamışlar. Ne bekleyeceğiz burada? İlk yarıdan gelecek mi? Portekiz galibiyeti bekleyeceğiz. İlk yarı sonucu 1.40 gibi ideal bir oranı var. Değerlendirecekler ilk yerden alabilir. Diğer mücadelem İrlanda Macaristan. Bu maçı da şu an Nesine'de. Yani yasalda açmamışlar. Ben tercihimi söyleyeyim. Macaristan'a kadar daha derli toplu bir takım. İki zor maç. Özellikle onu da söyleyeyim. Euro 2024'te de mücadele edecekler. Burada neredeyse İdeale yakın %70 %80'e yakın bir ideal yakın kadro çıkacaktır. Macaristan sağlam ve inatçı bir ekip. Ve son yıllarda da çok güzel başarılar. Yani Dünya Kupası'nda falan da görmüşsünüzdür sürprize imza attılar. Diğer seçeneğinde bulunan şu an açmamışlar ama açarlarsa veya Avrupa'dan hiç fark etmez. Macaristan bir yarayı kazanır. Evet ben Macaristan'ın burada bir yarayı kazanmasını ve biraz daha yüksek orandan değerlendirecekler varsa da mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandında kalmasını da bekliyorum. Avusturya-Sırbistan mücadelesi. Her iki ekip de Euro 2024'te mücadele edecek. Öncesinde gerçekten güzel bir prova alacaktır bu mücadele. Ben mücadelenin tempolu ve güzel geçmesini, karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Oran 1.60 bandında fakat güzel geçerse erken bir gol maçın temposunu artırır. Her iki takımında ben pozisyonlara girmesini bekliyorum. Ve her iki takımda da gerçekten özellikle Sırbistan hücum attı. Ekstra bir kuvvetli olduğunu, Mitrovic, Vlaovic gibi isimlerle birlikte ekstra bir kuvvetli olduğunu da biliyorsunuzdur diyeyim. O yüzden ben burada sırtlarında biraz daha önde görsem de burada Avusturya genel takım kadrosunun oyunuyla, disipliniyle birlikte o da favori olarak açılmış. Karşı gelecek golleri aldım. Geçtim İtalya Türkiye maçına. Aga benim önerim şu yönde olacak. Ben milli takımın yanındayım. Neden yanındayım biraz ondan bahsedeyim. Bu tür maçlarda mesela biz burada İtalya 3-0 yenildik Aga. Geçmişte de galiba 3-0 yenildik önceki turnuvada. 3-0 yenildik diyelim Aga. Montella'yı topunu ağzına koyarlar. Bizim milleti biliyorsunuzdur. O yüzden burada iyi bir oyun da bekliyorum ben açıkçası. İtalya o eski gücündeki İtalya değil zaten. Güç kaybetmiş. Bizim de jenerasyonumuz iyi. Arda Gülerler, Cart. Arda Güler gerçi Real Madrid'den dolayı izinde olabilir. Geldi mi bilmiyorum ona bakamadım. Ama bizim kadromuzda burada ideale yakın bir kadro çıkma ihtimali var. Hazırlık maçı ben burada Türkiye'nin bir gol atmasını bekliyorum. Deplasman'ın atacağı bir gol burada. Zaten ideali var bakın. İdeal kombinlere girebilir. 1-41 bandı oranı var. Hatta biraz daha oranı yükseltiyorum. Bir gol değil. Bir gol bence atacağız da. ikinci golün riski de 3.36. Bak ağız dolduruyor. 3.36. Neden olmasın diyorum. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Geçtim ayın 5'ine toplamda 4 adet mücadelem var. Norveç Kosova karşılaşması. Norveç kendi evinde. Odegaardlar, Halantlar baktım. Antrenmanda fotoğraf atmışlar. Onlar oynuyor. Yine Avrupacılar veya oran bana yetiyor diyenler doğrudan Matsun'u biri değerlendirebilir. Ben Norveç'in galibiyetini bekliyorum. her biraz daha oran alalım abi derseniz de Matsun'u 1-1.5 bir, bir üstüye yine 2-0-2-1 ayarında beklediğim maçlardan biri. Değerlendirecekler 1 bir ve 1.5 üstü de yapabilirler daha yüksek oranıyla birlikte. Geçtim Danimarka-İsveç karşılaşmasına. İsveç tarafında özellikle hücum hattında... E, önemli isimler var ve şunu söyleyeyim ben size. Isak zaten Newcastle'dan biliyorsunuz bu sezon çok iyi işler yaptı. Ve Sporting Lisbon'un golcüsü. Gökeres de Lisveç'te burada takımda olabilir. 4-4-2 çıkıp çift forvet çıkarlarsa çok daha iyi olabilir. Danimarka takım savunmasını iyi yapan bir takım. Çok gol yemeyebilir. Fakat ben burada İsveç'e de güveneceğim. Hatta bir golüne oran vermişler mi bakalım. Sanmıyorum açıkçası deplasman golüne. Ama bakalım bakmadım ben 1, 26 O bize yetmez. Karşılıklı gelecek golleri alalım aga. KG var tercih 1.51. Bir 49 bandı oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Belçika Karada. Burada Kevin de Brünlü. Belçika'nın da ilk yerden galip gelmesini bekleyeceğim. Hatta ilk yerden Belçika'nın bir golünü oran vermişler mi? Ona bakalım. Vermişler 1.32 bandında. Bu biraz daha idealdir. İsteyenler ilk yarı galibiyetini al alarak da oranı da yükseltebilir. Fakat ben burada ilk yarıdan gelecek bir Belçika golü daha tatminkar ve ideal olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadele i̇spanya Andorra Maçı herhangi bir doğru düzgün bir tercih açmamışlar. Maç günü belki açabilirler. Burada alacaksanız ev sahibi İspanya her iki yarıyı kazanır seçeneğinin güzel oranı oluyor onların. Öyle bir değerlendirme yapabilirler. İspanya oyunu net bir şekilde domine edecektir. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.